Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PES 2019 mobilde bugün neler yapacağız? Bugün arkadaşlar kendime has en basit GP kasma yönteminden bahsedeceğim. Hemen çok fazla uzatmadan geçeceğim konuma. Ama öncelikle şunu da belirteyim. Herkesin kendine has illaki GP kasma yöntemleri vardır. Ama benimki de bu. Sizlerde farklı farklı GP kasma yöntemleriniz varsa yorumlarda yazın. Bütün arkadaşlarımız bundan faydalansın. Ben kendi has olanı anlatmaya çalışacağım. Öncelik şimdi sözleşme kısmına gelelim arkadaşlar. Burada yetenek avcısına tıkladığımızda bize her maçtan sonra 1 yıldızlı, 2 yıldızlı, 3 yıldızlı yetenek avcısı veriyor oyun, biliyorsunuz. Buradan şimdi arkadaşlar ben toplamda 11 tane top açtım. 11, 12 tane, 13 tane. Ve şöyle hatta sizin için bir tane de açayım. Buradan gelen takımla, oyuncularla, işte beyaz top olsun, bronz top olsun. Buradan gelen mesela bronz top geldi. Bu oyuncularla arkadaşlar şöyle geri geliyorum hemen tekrardan. Kulüp evine tıkladığımızda takım yönetimine tıklayalım. Bu şekilde bir kadro oluşturuyorum. Sadece beyaz toplarla ve bronz toplarla. Çünkü neden? 10 maç sonra bunların kontratı bitince ben direkt satmak için. Yani kontrat maliyetinden birincisi buradan. Kontrol maliyetinden çıkmış oluyoruz. Hemen şunu maç kısmına gelelim. Etkinlik moduna tıkladık. En baştaki etkinliğe tıklıyoruz. Bir gol atın olan etkinlik var en başta. Buraya katıl diyelim. Buradaki bil seviyesi arkadaşlar başlangıç seviyesinde geliyor. Şu anda ilk defa girdiğim için 3000 GP verecek ama yani sürekli ikinci defadan sonra girdikten sonra artık 1000 GP verecek. Gördüğünüz gibi ikinci defadan sonra her girdiğimizde 1000 GP verecek. 3000 GP'yi baz almayın şimdi buradan. 1000 GP olaraktan baz alın. Hemen maça git diyelim. Dediğim gibi burada birinci başlangıç seviyesinde geliyor arkadaşlar. Ve beyaz toplarla bu takımı çok rahat yenebilirsiniz. Hemen ileriye diyelim. Şimdi dediğim gibi en başta 3000 GP gelecek ama ikinci defadan sonra her girişimizde oradan 1000 GP gelecek. Hemen maçımıza başlayalım. İlk golümüzü atalım. Ondan sonra anlatmaya devam edeceğim. Dediğim gibi burası başlangıç seviyesi geldiği için çok basit. Hemen topu kapmamız ve gol atmamız çok basit olacak. Bakın kaptık. Foul var. Her neyse. Her güncellemeden sonra her şeye foul çalmaya başladı. En ufak bir şeye bile foul çalıyor oyunun hakemi. Kapalım. Kaptık tekrardan. Şimdi atağa çıkıyoruz. Yani topu alıp şöyle koştursak bile kendiliğinden direkt kaleye doğru gideriz zaten. Şöyle gidelim. İlk golümüzü atalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç zorlanmadan basit bir atakla birinci golümüzü attık. Zaten etkinliğin amacı da sadece bir gol atmaktı. Hemen şimdi tekrardan topu kapalım ve sistemi göstereceğim. Hiçbir şeyden uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle direkt kaleciye kadar veriyorsunuz ve artık işleminiz tamam, bitti. Bu rakip oyuncu gelip baskı uygulamıyor arkadaşlar. Şimdi Marega geliyor gibi gözüküyor ama gelse bile... Şimdi buradan sonra sistemimizi daha rahat anlatayım arkadaşlar. Şimdi burada bir golü attık. Buradaki temel amaç hiç uğraşmadan işte süperstardı, işte en iyi oyuncuydu, profesyoneldi, işte yenmeye çalışayım şuydu buydu değil. En basitini anlatıyorum ben. Yani yapabileceğiniz, yani mesela oyuna yeni başlayan arkadaşlarımız da oluyor. Bu arkadaşlarımız biliyorsunuz profesyonel, biraz şimdi oyun zorlaştı. En iyi oyuncuyu belki yenemeyebilir. Buradaki amaç beyaz toplarla bu maça girip toplamda şimdi 10 maçtan bahsedeceğim. 10 maçtan neden bahsediyorum arkadaşlar? Çünkü bir oyuncunun kontratı 10 maç sonra bitiyor. Toplamda 10 maç yaptığınızda bu beyaz toplarla, yani 10 tane sözleşmesi olduğunu varsayarsak bir oyuncunun. Toplamda 10 maçta her maçta 1000 GP geldiğini hesaplarsak. Her maç galibiyetinde de maç sonunda 900 GP geldiğini hesaplarsak arkadaşlar toplamda 10 maçta 19.000 GP eder bu. Ben bilmiyorum, bakalım bir tabloda yansıtırım zaten
ekrana muhtemelen. Dediğim gibi her maçtan 1900 GP geliyor. Toplamda da 10 maç yapabildiğimiz için bu oyuncularla 19.000 GP oluyor. Bu 11 oyuncuyu da sattığımız zaman 1700, 1800, 1900 GP'de, 2000 GP'de oradan geldiği zaman toplamda da 10 maç sonunda 21.000 GP yapmış oluyor. Şimdi şöyle bir hesap daha yapayım arkadaşlar. Bir maç ortalama 10 dakikaya tekamül ediyor. Mesela 10 tane maç da işte 1 saat işte nasıl diyeyim 1 saat 40 dakika 1,5 saat 1 saat 40 dakikaya falan tekamül ediyor. Hadi 2 saat diyelim. 2 saate tekamül ediyor. 2 saatte toplamda 21.000 GP kasmış oluyorsunuz. Yani 2 saat 4 saatte bu işte 40.000, 6 saatte 60.000, 8 saatte 80.000, işte 10 saatte de toplamda yarım günde neredeyse 100.000, işte 100.000 küsür GP kasmış oluyorsunuz. Hemen ileriye diyelim tekrardan. Yani bakın hiçbir şekilde uğraşmıyorsunuz. Sadece kaleciye topu veriyorsunuz ve o işlem bitiyor. Yani başka hiçbir işlem yapmıyorsunuz gördüğünüz gibi. Yani ne oyunla uğraşıyorsunuz, ne gol atmaya çalışıyorsunuz, ne başka bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Sadece kaleciye verdiniz. Hatta orta sahada dursanız bile herhangi bir oyuncuya verseniz de baskı yapmayacak. Çünkü başlangıç seviyesinde olduğu için oyun o şekilde baskı yapmıyor. Yani buradaki amaç hiçbir şey yapmadan, hiçbir uğraşı sağlamadan. Mesela şimdi ben telefonu bir kenara bırakırım. Ondan sonra televizyon izlemeye devam ederim. Mesela örnek veriyorum. Başka bir işle uğraşmaya devam ederim. İşte hani ne yapıyorsam. Öğrenciler mesela ders çalışıyor diyelim. Bunu bir kenara koydun. Tabii ders çalışırken bu işlemi yapmayın da arkadaşlar. Ders genelde genç arkadaşlarımız takipçi olduğu için ona istinaden konuşuyorum. En fazla zaman ayırabileceğiniz ne kadar zaman olur bilmiyorum. Öğrenciler misal diyelim örnek veriyorum 3-4 saat bir zaman ayırıyor desek bile 3-4 saatte 50.000'e yakın GP kasa biliyorsunuz. Yani çok uçuk rakamlar beklemeyin arkadaşlar. Çok uçuk rakamları yine kazanamazsınız. Hadi süperstar seviyesinde yani şu beyaz toplarla yenseniz bile maksimum kazanabileceğiniz GP çok fazla değişmez. Ama bu şekilde hiç uğraşmadan dediğim gibi bunu yaparaktan başka bir işleminizi de sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi en baştan tekrardan anlatıyorum. Toplamda 10 maç yaptığınızı farsayarsak her maçtan sonra 1000 GP sadece şeyden geliyor. Maç ödülü olarak geliyor. Artı galibiyet bonusu olarak da 900 GP gelecek. Toplamda 1900. Bu oyuncuların kontratı bitene kadar da toplamda 10 tane maç yapıyorsunuz. 10 maç sonunda dediğim gibi 19.000 GP oluyor. 1700'de bu 1700-1800'de bu oyuncuları sattığımızda geldiğini farsayarsak toplamda 20.000 işte 21.000 GP gibi bir GP yapıyor. Toplamda 10 maçın zamanlaması da dediğim gibi 1 saat 1,5 saat işte 1 saat 40 dakika gibi bir zaman zarfına ortalama rakamı söylüyorum arkadaşlar. Yani 1,5 saatte 20.000 işte 3 saatte 40.000 işte 4,5 saatte 60.000 6 saatte 80 işte 7,5 8 saat 9 saatte de toplamda yarım gün olmadan bile 8 saatte 100.000 GP kasabiliyorsunuz. Tabii bunu uzatabilirsiniz. Bütün gün boyunca 24 saat veya 12 saat kastığınız zaman bu rakamlar işte 150.000 GP'ye kadar da çıkabilir. En basit yöntem budur arkadaşlar. Hiç oyunu bilmeyen bir arkadaşımız bile sıfırdan bir hesap açmış olsa bile bu şekilde GP kasabilir. Şimdi maç bitmek üzere zaten ödülleri kendiniz de göreceksiniz. Bu etkinliğe ilk defa girdiğim için şu anda tabii 3000 GP verecek ama her defasında bundan sonra 1000 GP verecek. Böyle bir hesap ortaya çıkmış oluyor. Maçımız bitti. Hemen ileriye diyelim. Şimdi buradan 3000 GP gelecek ama siz 1000 GP geleceğini düşünün. Bakın GP ödülü galibiyet bonusu olaraktan da oyun ödülü 900 GP verdi arkadaşlar. 1000 GP de şeyden gelecek. Adınız maç ödülünden gelecek. Yani bu etkinliği yaptığımız için gelecek.
Yani toplamda da 1900 GP olmuş olacak. Masın tekrar geri geldim mesela. Tekrar buraya girdiğimde artık burası 1000 GP verecek. Gördüğünüz gibi başlangıç seviyesinde 1000 GP buradan almış olacağız 900'de. O şekilde toplamda dediğim gibi çok kısa zamanda işte 4 saatte, 5 saatte 50 bine yakın, işte 10 saat, 8-9 saatte de 100 bine yakın GP bu şekilde kasabilirsiniz. Maksat burada kontrat parası vermiyorsun. Bu beyaz topları kullanmış oluyorsun. Ve çok güzel bir sistemden bahsetmiş oluyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Çok basit bir GP kasma yönteminden bahsettim. Herkesin tabii kendi has GP kasma yöntemleri vardır. Ama benimki de bu. Ben çünkü genel hitap ediyorum. Genel herkese hitap ediyorum. Oyunu bilen var, bilmeyen var. Ona göre bir sistem üretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Tabii herkesin dediğim gibi kendi has GP kasma yöntemleri vardır. Videomu da yavaş yavaş burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Artık çok daha fazla uzatmaya gerek yok. Umarım anlaşılmıştır, faydalı olmuştur. Faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın videoyu. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.